Siz kiminle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Aç gözünü! Aç gözünü! Aç dedim sana! Dönünce, İstanbul'a dönünce öğrenirsin. Tabii İstanbul hala yerindeyse. Aslında ne görünüyor? İnşaat halinde bir tünel görünüyor. Peki tünel nerede? Madem haritada burada bir tünel inşaatı görünüyor, patladık da tünelin açılışını yapalım. Hala bağlantı kuramıyorum. Ben gidip bakarım. Neler oluyor? Saldırı var. Yedek güç neden devreye girmedi? Biri baksın. Durun. Kimse bir şeye dokunmasın. Sistemi çalıştırmak tehlikeli olabilir. Ne düşünüyorsun Erdoğan? Havuzbaşıyla ve ofisle bağlantımızın kesilmesinin sebebi de bunlar. Muhtemelen o mekanları da buldular. Anladığım kadarıyla ellerinde çok yüksek bir teknoloji var. Uydu bağlantıları. Bütün bu elektronik sistem. Hatta vücudumuzdan yayılan ısı bile bizi hedef haline getiriyor. Kimle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorum. Arkadaşlar, bu mekanı ve burada saklı olan bütün bilgileri canımız pahasına korumalıyız. Onlara kim olduğumuzu gösterelim. Hadi. Savunma sisteminde girişte bazı bölgelere bomba düzeni yerleştirilmiş.
Bu bölmeler içeriden dışarı doğru ve yalnızca manuel kullanılıyor. Ben güveniyorum. İlk geçit aşarlarsa diğerlerini patlatacağım. Aynen. Sen komutayı devral. Yapman gerekeni biliyorsun. Akif. Sen burada kal. Sana komutada daha çok ihtiyaç var. Biz tünelebiliriz. Tabanını ama bilgisayar aktarmaya başardım. Benim de işim bitince artık adamı olabilecek bir şey kalmayacak. Thank you.
Açılan koridora gidiyor. Orayı nasıl açıklayacağım? Olmaz. Adamlarımı bırakamam. Akif, senin de, benim de, adamların da, hepimizin tek bir görevi var. O da bu bilgileri muhafaza etmek. Sen bizi düşün. Büyük bir planım var. Açık tutuyor. Hemen helikoptere bin. Uzaklaş buradan. Hayır, olmaz. Bu bir emirdir Aynur'a. Seni bırakmam Akif. Aynur'a. Seni bırakamam. Asa nerede? Asa nerede? Ben nerede olduğunu biliyorum. Söyle çabuk. Yalnız komutanıza söyle.
Demek aradığım şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Evet. İşte burada. Tuzak! Sensiz gitmem. Asayi bulduk. Sakın dokunmayın. Ben geliyorum. Thank you.
Safiye. Onlar iyi ama... Zülfikar dayı, Timur, Aynur'a, Talha, Erdem, Abdekin, Akif... Hepsi şehit oldular. Ey Rahman ve Rahim olan, alemlerin Rabbi, din gününün maliki olan Allah'ım. Sana bizlere verdiğin nimetlerden dolayı hamd ediyoruz. Çünkü hamde layık olan sensin. Yalnız sana yaparız kulluğu, ibadeti. Yalnız senden dileriz yardımı. İnayet, hidayet eyle bizi doğru yoluna. Gazap olunanların ya da şaşkınların yoluna değil. Ya Rabbi, mesajlarını işittik ve itaat ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki her işinde galip olan sensin. Görüntü ne olursa olsun, kim yenerse yensin. Kim yenilirse yenilsin, galip olan, yapan ve yaptıran sensin. Ya Rab, sen ki Muhammed Mustafa'ya yenilgi sınavını yaşatansın, sen zulmetmezsin, zulmeden biziz Ya Rab. Senin yolunda kenetlenmeyip, benlik hevesiyle ayrı düştüğümüz ve bölündüğümüz için kendimize zulmettik. Biz bize zulmettiğimiz için düşman da şimdi bize zulmediyor. Bütün zalimlerin zulmünden sana sığındık ya Rabbi. Bizler gafil olduk, günahkar olduk. Mahkum olduk.
mağlup oldu. Kur'an ve sünnetin hikmetleriyle uyanmadık. Sen bizi düşman saldırılarıyla uyandırdın. Şimdi de lütfet ya Rabbi. Bize bu saldırıları defedecek güç ve enerji ver. Bilinçli sabır ve sebat ihsan eyle. Ya Rabbi, bize barış dini İslam'ı getiren kutlu peygamberin hürmetine, onun mecbur kalıp savaştığı zaman titizlikle sadık kaldığı vuruşma hukuk ve ahlakından bizi ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri birlikten ve dirlikten ayırma. Kardeşler arasında düşmanlığı değil, sevgiyi hakim kıl ya Rabbi. Her unsuruyla şehit evladı olan bu vatanın fertlerini birbirine düşürme ya Rabbi. Erhan abi, taze demledim. Sen beni ağlatmak mı istiyorsun gülüm? Çay falan istemiyorum. Yaşında yaptırdım. Dokuz mu? Bilmiyorum.
Konuş ya. Konuş. Ben bildiğin her şeyi söyledim. Emir gölgeden geldi. Gölgenin kim olduğunu bilmiyorum. Mı yakalamak istiyorsun? Evet. Veska. Aferin sana. Teşekkürler. Hadi gel canım. Bu saçma sapan çocukların kafasına kim sürdüler acaba? Alo Randiamo. Sizi bekliyordum. Buyurun. İstanbul'da yaşamak için Anadolu yakası daha iyidir, Avrupa yakası. Huzurlu ve sakin bir hayat yaşamak istiyorsanız Anadolu yakasını tercih etmeniz gerekir. Sen ne diyorsun? Ben her zaman Avrupa'dan yanayım. Senin aklında ne var? Ben Avrupa'dan uzaklaşıyorum. Bu sefer Asya'yı tercih edeceğim. Sen nasıl istersen. Sen misin? Son sözün bu mu? Sana gölgeden haber getirdim.
bir şey var mı Zahit? Yok. Bu adam onun emrinde çalıştığını kabul ediyor ama Gölge'nin kim olduğunu bilmiyor. Biz de şimdiye kadar konuşuyoruz. Abi nasıl bulacağız bu adamı? Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Çok önemli bir şey biliyoruz Cahit. Her şeyi yasaya almak için yaptı. Abi bu asa neden bu kadar kıymetli? Henüz bilmiyoruz. Ama neden kıymetli olduğu kadar... kim için kıymetli olduğu da önemli Cahit. Abi Süha Bey geldi. Gelsin Erhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Asayla ilgili araştırmalarım neticesinde bazı bilgilere ulaştım. Sizi dinliyorum. Asa tahmin ettiğiniz gibi simgesel bir obje. Tapınakçılar yüzyıllardır yetki verdikleri kişilere bu asayı devrediyorlar. Nasıl bir yetki bu? Asaya sahip olan bütün hanedanlar üzerinde tartışılmaz bir nüfuza sahip oluyor. Sizin asayı aldığınız Yüce Majeste dedikleri adam da bu gücü elinde bulunduruyor. O zaman şimdi asayı ele geçiren kişi yeni Yüce Majeste olacak. Tabii onun da kuralları var. Yetkiyi devralacak kişi soyu bilinen bir tapınakçı olmak zorunda. Belirlenen tarihte ve yerde yapılacak törenle asa sahibine teslim edilir. Sence kim olabilir Cahit? Abi bilinen isimler arasında en güçlü aday eski kardinaldi. Ama geçen sene yaptığımız piramit operasyonuyla tutuklanıp hapse girdi. O tutuklanan kardinal şu anda hapiste değil. Tapınakçılar içerisinde eski konumunu muhafaza ediyor. Bana o adamın nerede olduğunu öğren Cahit. Tamam abi. Abi kardinal bugün Vatikan'dan Kıbrıs'a geçmiş. Demek ki devir teslim töreni Kıbrıs'ta yapılacak.
Ne yaptın Çağrı? Kardinal'in adresini buldum abi, gönderiyorum. Tamam, gönder. Abi ben de geleyim mi? Hayır Çağrı, bizden haber yok. Bu tarafta. Burası. Gazi'yi araca et. Bu törenin nerede yapılabileceğini o bilir. Gazi ile konuştum abi. Barnabas Kilisesi'nde olabileceğini söyledi. Buongiorno cardinale, come sta? Sahibine teslim etmekle tapınağımızı ihya edeceğiz. Tapınağımız var olduğu sürece bu hizmetinizi unutmayacaktır. Sayın kardeş, konuştuğumuz şartları yerine getirdiyse unutulmasında bir sakınca görmüyorum. Hanedanlar arasından sıyrılarak muazzam bir güç elde ettiniz. Bu elbette ki bizim sağladığımız şartlarla mümkün. Yıllarca karşılıklı çıkarlarımız için canımı ortaya koyarak savaştım. Bütün kirli işleri kim halletti? Ben! Ve bugün Sayın Kardinal, söz verdiğim gibi asayı size getirdim. Ve sizin de vermiş olduğunuz sözleri yerine getireceğinizden eminim. Şimdi asaya sahip olarak yetkilerinizden
Lütfen. Lütfen benim haritamı. Kırmızı mürekkeple mühürleyin. Biraz sabretmeniz lazım. Bölgede süratle değişen güç dengelerini dikkate alarak hareket etmeniz lazım. Bu konuda anlaşmıştık. Bu konuda kararı bana bırakmıştınız. Bu işi zor yoldan da anlayabilir. Zor ama en iyi bildiğin yoldan. Bu kadar küstahlık ettiğin yeter. Senin gibi soyu belirsiz bir kişinin söz sahibi olmasına izin verir miyiz zannediyorsun? Ha? Thank you.